Merhabalar arkadaşlar. Şimdi şimdiye kadar simple present test'te neler gördük? Bunun genel bir özetini yapacağız. Biraz alıştırmadan sonra bu tensi bu derste bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi simple present tense soru yapılırken nasıl yapıyorduk? Yardımcı fiilimizi başa alıyorduk. Bunlar neydi? Do ve does'dı. Do nerelerde geliyordu? I, you, yani ben, sen, we, they başa geliyordu. Ve asıl fiilimi olduğu gibi getiriyordum. Yani, do I like coffee? Kahve sever miyim? Ya da do you like coffee? Kahve sever misin? Peki tekli şahıslarda ne oluyordu? Do, does olacaktı. Does da tekli şahıslar için kullanılan yardımcı fiilimdi. Asıl fiilim yine bir değişiklik yok. Does she like, burada olduğu gibi, does she like coffee, kahve sever mi? Bu da nasıl soru yaptığımla ilgili. Burada kural vermiş, yani nasıl yaparsınız demiş. İşte do, I, you, we, they, sonra asıl, yani main verb dediğimiz şu like ve diğer fiiller. Bunu getiririz. Tekil şahıslarda ise does ve tekil şahıs ve asıl fiil, main verb. Daha önce de bahsettim. Eğer soru yapıyorsanız tekil şahıslarda fiile s gelmez. Burada onu söylemiş. Bu demiş yanlış. Yani does she likes olmayacak. Does she like. Bunun doğrusu bu. Bu şimdi iş eylem anlatırken kullandığımız geniş zaman. Peki iş eylem yoksa o zaman are you a student? Öğrenci misin? Çünkü burada bir herhangi iş eylem yok. Sadece bir ifade var. Yani bunu sorarken de do you be a student olmuyor. Bu çünkü yanlış. Burada çünkü bir fiil olması lazım. Asıl fiil. Çünkü bu bir yardımcı fiil. Şimdi kısa cevapları zaten görmüştük. İşte do you like tea? Yes I do. Ya da no I don't. Tekil şahıslar için does Bob like tea? Yes, he does ya da no, he doesn't. Bu da kısa cevap. Şimdi burada bize bilgi olarak yani where question sorusunu nasıl sorarız bununla birlikte. Hani daha önce de anlatmıştım size bir zorluğu yok. Normal soru cümlesini oluşturuyorsunuz ve where koyuyorsunuz. Sadece bu. Şimdi burada do they live in Miami? Miami'de yaşarlar mı? Kısa cevap zaten biliyoruz. Yes they do ya da no they don't. Ama yer bilinmiyorsa, yerle ilgili bilgi alacaksam ben, o zaman bunun yerine ne olacak? İşte where dediğimiz, yani where do they live? Nerede yaşıyorlar? Kısa cevap in Miami. Ya da uzun cevap da verebilirsiniz. Bu size kalmış. Does Gina live in Rome? Gina Roma'da, Roma'da mı yaşıyor? Kısa cevabımız olumlu, olumsuz. Bunlardan biri. Ama yeriyle ilgili bilgi alacaksak o zaman where does Gina live? Kısa cevap Rome. Burada da bunu açıklamış. Yani where bir yer hakkında bilgi almak için kullanılır. Onu söylemek istiyor. Hatırlarsanız WH questions demiştim daha önceki derslerde. Bunlardan işte where, when, what time ya da why, neden ya da who, kim gibi soru kelimelerini başa getirerek yine aynı şekilde soru yapıyoruz. Soru soruyoruz karşıya. Şimdi when do you go to class? Ne zaman gidersin? What time? Saat kaçta? Şimdi bu when saat de söyleyebiliriz. Ya da işte bir zamanı söyleriz. Yani in the morning, sabahleyin ya da afternoon ya da night, geceleyin gibi cevapları verebiliriz. Ancak what time ile soru soruluyorsa bu saat kaç? O zaman burada şöyle bir cevap vermemiz gerekiyor. Yani saat 9'da ya da saat at 9 o'clock, at 3 o'clock. Ancak when her ikisini kapsar. Yani gece de diyebiliriz. Night, morning, daytime, afternoon ama what time soruluyorsa o zaman sadece at 9 o'clock, at 3 o'clock
Yani saat 3'te. Çünkü bize burada what time dedi, saat kaçtı. Yine aynı şekilde when does Anna eat dinner? Anna akşam yemeğini ne zaman ya da saat kaçta yer derken kısa cevabımız at 6 p.m. akşam 6'da. What time do you usually go to class? İşte saat kaçta genellikle sınıfa gidersiniz? Artık kaçta ise at 7 o'clock, at 8 o'clock bu şekilde cevap veririz. Şimdi diğer question word dediği, yani diğer bu kategoride sorulacak sorular, işte where, neresi, when, ne zaman, what, ne, what time, saat kaçta, who, kim ve why, niçin sorularıyla aynı şekilde böyle soru oluştururuz. Bunlar alıştırmalar geldikçe göreceğiz. Şimdi şu bilgilere bir bakalım. Şimdi where, when, what, what time. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir be ile oluşturulduğu için şahsa göre ya da nesnenin tekil çoğuluna göre is, are alacak. Ama burada dediğim gibi herhangi bir iş, eylem yok. Sadece bir ifade var. Where is Thailand? Tayland nerede? Thailand is in South East Asia. Güneydoğu Asya'da. Ya da in South East Asia'da diyebiliriz. Kısa cevap. Ya da it is de diyebiliriz. Bu bize kalmış. Ama bilmemiz gereken Tayland tekil olduğu için be ona göre tekil is olacak. Şimdi burada your books dikkat edin. Çoğul olduğu için bu sefer is burada are'a dönüşüyor. Where are your books? Kitapların nerede? My books are on my desk. Kitaplarım masanın, benim masamın üzerinde. Yine gördüğünüz gibi bir iş eylem yok. Sadece ifade var. The concert, konser tekil olduğu için is. When is the concert? Konser ne zaman? Ya da what time'da diye sorabiliriz. Bize kalmış. The concert is on April the 3rd. Şimdi burada when sorduğu için bu şekilde cevap verebiliyoruz. Yani konser Nisan'ın 3'ünde. What is your name? My name is Yoko. İsmin ne? Yoko. Ya da kısaca Yoko da diyebiliriz. What time is it? Şu an saati sordu. Saat kaç? It is 10:30. 10:30. Şimdi bu Q word dediğimiz, yani question word artı be, am, is, are ve subject. Bunlar hep subject. Peki fiil olduğu zaman iş, eylem o zaman da olacak. Yine aynı şekilde keywordleri alıyoruz. Bu sefer bir yardımcı fiilimiz do oluyor. Do da şahıslara göre do, does diye değişecek. Ve subject gelecek ve fiil gelecek. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? I live in Los Angeles. Los Angeles ya da in Los Angeles. What time does the plane arrive? Uçak saat kaçta geliyor ya da gelir? The plane arrives at 6:15. Uçak saat, çünkü saat sorduğu için artık buna what time, saat kaçta diyor. Cevabım at ve bir rakam olacak. Yani saat 6:15'te. What do monkeys eat? Çoğul olduğu için do geliyor. Maymunlar ne yer? Monkeys ya da they de diyebilirim. Bana kalmış. Monkeys eat fruit, meyve, plants, bitki and insects, böcek, böcekler. Meyve, bitkiler ve böcekler yer. When does Bob study? Bob ne zaman çalışır? Bob studies in the evening. Şimdi burada when ne zaman dediği için ben in the evening de diyebilirim. Buraya bir saat de bile verebilirim. At 3. Ama burada when yerine what time kullansaydı o zaman in the evening kullanamazdım. Çünkü benden saati soruyor. Bunlar da böyle bir hatırlatma bilgisiydi. Evet, şimdiye kadar gördüğümüzde daha çok simple present tense'i içeren alıştırmalara geçiyoruz. Dediğim gibi bu derste genel olarak simple present tense'i bitirmeye çalışacağım. Directions: Use verbs from the list to complete the sentences. Cümleleri tamamlamak için bu listeden ne demiş?
fiilleri kullanın. Make all the sentences negative by using does not or do not. Tüm cümleleri does not ya da do not kullanarak olumsuz hale getirin diyor. You can use contractions, yani contractions biliyorsunuz short form, kısa şeklini, yani doesn't ya da don't gibi. Some verbs may be used more than one time. Bazı fiilleri birden fazla kullanabilirsiniz diye bir not düşmüş. Şimdi buna bir bakın, şu alıştırmayı yapmaya çalışın. Hani ben yapacağım, sonra hep birlikte karşılaştırırız. Yani birlikte derken siz izlerken ben de burada. Bir diğer alıştırmam da ne istiyor benden? Use the given words to make truthful sentences. Şimdi buradaki fiil, yani kelimeleri kullanarak doğru cümle yapmamı istiyor benden. Örnek vermiş. Grass, çayır, çimen demek. Blue demiş, mavi. Bakacağız öyle mi değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Grass isn't blue. Yani çayır ya da çimen mavi değil. Doğrusu ne? Grass is green. Yani buna göre bakarak siz de doğrularını vermeye çalışın. Böyle bir cümle yapmaya çalışın. Sonra bir karşılaştırırız. Evet, cümlelerimiz şöyle olacaktı. My roommates are from Japan. They don't speak Spanish. İspanyolca konuşmazlar. Roberto has a beard. Beard, sakal demek. He doesn't shave. Tıraş olmaz in the morning. Sabah tıraş olmaz. We don't go to the class on Sunday. Pazar günü okula ya da sınıfa gitmeyiz. Sally is healthy. Sally sağlıklıdır. She doesn't smoke cigarettes. O sigara içmez. Jane and Alex always have lunch at home. Jane ve Alex sürekli ya da daima evde öğlen yemeği yerler. They don't eat at the cafeteria. Kafeteryada yemezler. Sometimes I don't do my homework in the evening. Bazen diyor, ev ödevimi akşam yapmam. I watch instead. Instead onun yerine demek. Yani televizyon izlerim demek istiyor burada. Onun yerine televizyon izlerim. My sister likes tea. Kız kardeşim çay sever. But she doesn't drink coffee. Ancak kahve içmez. Hamid is a careful writer. Dikkatli bir yazıcıdır. He doesn't make mistakes. Make mistake, hata yapmak, bu bir beraber kullanılır. He doesn't make mistakes in spelling when he writes. Yazdığı zaman, yani spelling dediği harfleri, bir kelimenin harflerini tek tek yazarken hata yapmaz. I'm lazy, tembelim. I don't do exercises in the morning. Sabahları egzersiz yapmam. Yani koşma, yürüme. Sometimes Anne doesn't put on. Put on giymekti biliyorsunuz. Sometimes Anne doesn't put on her shoes when she goes outside. Yani dışarı çıktığı zaman bazen Anne ayakkabılarını giymez. Evet, şimdi bizden ne istiyor? Bu cümlelere bakalım. Bunların doğru olanını söylememizi istiyordu. Burada söylemiştik işte grass is not blue, yani çimen, grass is green. Dogs, tails diye bir cümlemiz var. Tails, kuyruklar demek. Çoğul olduğu için kuyruklar beraber geliyor. Dogs have tails, köpeklerin kuyrukları vardır. People don't have tails, insanların kuyrukları yoktur. Şimdi bu cümlelere bir bakın, yapmaya çalışın. Sonra ben yapacağım, birlikte bir karşılaştıralım. Evet arkadaşlar, cevaplarımız şu şekilde olacaktı. A restaurant doesn't olacak. Evet, a restaurant doesn't sell shoes. Bir lokanta ayakkabı satmaz. A restaurant serves food. Yemek servisi yapar. People wear clothes. Wear giymekti, aynı put on gibi. Elbise, insanlar elbiseler giyer. Animals, hayvanlar, don't wear clothes. A child, bir çocuk, needs love, food, care and toys. Bir çocuğun sevgiye, gıdaya, bu dikkat
etme, yani ilgi diyelim buna. Yani sevgi, gıda, ilgi ve oyuncaklara ihtiyaç duyar. A child doesn't need a driver's license. Driver license, taşıt ehliyeti. Bir çocuk taşıt ehliyetine ihtiyaç duymaz. Refrigerators, buzdolaplarının, yani buzdolapların değil burada. Refrigerators aren't hot olacak bu. Evet, refrigerators aren't hot inside. Buzdolapların içi sıcak değildir. Doğrusu ne? Refrigerators are cold inside. Buzdolapların içi soğuktur. A cat has whiskers. Whiskers dediği kedilerin bıyıkları. Yani bir kedinin bıyıkları vardır. A bird doesn't have. Dikkat edin. Olumlu cümle has, olumsuz olunca doesn't'dan dolayı has, have'e dönüşüyor bu. Biliyor zaten kuralı. A bird doesn't have whiskers. Bir kuşun bıyıkları yoktur. Doctors take care of ilgilenmek. Doctors take care of sick people. Doktorlar hasta insanlarla ilgilenir. Şimdi şu kısım değişebilir cevabı. Ben bulunduğum yere göre söylüyorum. Doctors in my country are expensive. Doktorlar benim ülkemde, yani bu ülkede çok pahalıdır. Sizin bulunduğunuz yerde değilse buraya aren't koyacaksınız. A bus carries people from one place to another. Bir otobüs insanları bir yerden başka bir yere taşır. It isn't cold today. Bu da bulunduğunuz yere göre değişir. Şu an benim bulunduğum yer soğuk olmadığı için it isn't cold today. Bugün soğuk değildir. English is an easy language to learn. İngilizce öğrenmesi kolay bir dildir. Bu da size göre değişir. People in this city are friendly. Bu şehirdeki insanlar dostçadır, arkadaş canlısıdır. It rains a lot in this city. Bu şehre çok yağmur yağar. Eğer yağmasa bunu siz olumsuz yapacaksınız. Evet, şimdi bir diğer alıştırmamız var. Aslında bu sınıf içi yapılması gereken bir alıştırma ama ben bunu sözlü olarak söyleyeceğim. Siz tabii önce dediğim gibi videoyu durdurup yapmaya çalışın. Ya da ben söylerken siz yazın artık nasıl isterseniz. Şimdi ilk resme bakalım. The picture. And. Şimdi burada yes. Bu no. Şimdi bu shower. Bu bath. Yani duş alma, banyo yapma. Örnek cümlemiz nedir? And takes showers. And duş alır. She doesn't take baths. Genel olarak yaptığı işten bahsettiği için banyo yapmaz. Şimdi aynı şekilde örneklerimize bir bakalım. Dog, cat. Şimdi Omar demiş. Evet, ne diyorum? Omar, şimdi fiilimi de vermiş. Has a dog. Bu has'e dönüşüyordu biliyorsunuz. Omar ya da he derim. He doesn't have a cat. I drink coffee. I don't drink tea. Rob and Ed. Bakıyorum. Rob and Ed live in an apartment. Apartmanda derken oraya bir in koyacağız. Ve fiilimizde bir değişiklik yok. Çoğul, yani plural. Rob and Ed don't live in a house. Becky. Becky drives an old car, eski araba, bu yeni.
Becky doesn't drive a new car. Becky drives an old car. Becky doesn't drive a new car. Soccer ya da futbol. Şimdi genelde Avrupa ülkelerinde, yani bizim Türkiye'mize de buna futbol deniyor, ama Amerika'da bunun ismi soccer arkadaşlar. Her ikisi de olur. Bulunduğunuz yere göre ister futbol kullanırsınız ister soccer. I don't play soccer. I play tennis. Evet, Mr. Davis. Burada İngiliz demiş. Burada French. Demek ki İngilizce öğretiyor. Fransızca öğretmiyor. Mr. Davis teaches English. Mr. Davis doesn't teach French. Ona dikkat edin. Olumlu cümlede, yani he teaches English, he doesn't teach French. Typewriters, typewriters, daktilo, artık zaten bunların da modası geçti. Computers, bilgisayarlar. We use computers, we don't use typewriters. Alex. News reports, haber raporları, haberler doğrusu. Old movies, eski filmler. Alex watches news reports. Dikkat edin. Alex watches news reports. Alex doesn't watch old movies. Marco, history, physics. Tarih, fizik. Marco studies history. Marco doesn't study physics. Dikkat ederseniz olumlu cümlede studies, olumsuzda olduğu gibi alıyorum, study. Şimdi burada da make questions, give short answers. Soru cümlelere yapın ve kısa cevap verin demiş. Örneğimiz var. Şimdi, tea, like tea. Sorumuz nasıl olacak? Do you like tea? Cevabımız yes I do. I don't like coffee. Yine aynı şekilde soruyu soruyoruz. Do you like coffee? No, I don't. Şimdi şu iki kişi arasındaki konuşmaları bir yapın ve yapıp sonra bir karşılaştıralım. Evet, şöyle olacaktı soru ve cevaplarımız. Zaten ne demiş parantez içerisinde? I don't speak Chinese. Çince konuşmam. Sorumuz, do you speak Chinese? Çince konuşur musun? No, I don't. Hayır. Anne speaks Italian. Soru ne olacak bu sefer? Does Anne speak Italian? Dikkat edin. Yes, she does. Burada yine aynı türde alıştırmamız devam ediyor. Yine parantez içerisindeki cümlelere bakarak soruyu oluşturup kısa cevap verin. Evet. Number five. Bakıyorum burada olumsuz ama sorum ne olacak önce? Do Anne and Tom speak Arabic? Çünkü bu they, Anne and Tom. No, they don't. Do you do exercises? Yes, I do. Egzersiz yapar mısın? Yani koşma, yürüme. Evet. Does Sue have a cold? Sue üşütmüş mü ya da soğuk algınlığı var mı? Yes, she does. Does Jim do his homework every day? Jim her gün ödevlerini yapar mı? No, he doesn't. Parantez içerisindeki cümleye göre. Does it rain a lot in April? Nisan'da çok yağmur yağar mı? Yes, it does. Do frogs have tails? Çoğul olduğu için. Frog, frog, kurbağa demek. Frogs, kurbağalar.
Kurbağaların kuyrukları var mı? No, they don't. Now we have exercise. It says question practice. Yine soru yapacağız. Directions, make questions. Şimdi ilk cümlemiz yapılmış. Parantez içerisine bir bakalım. Jean eats lunch at the cafeteria every day. Jean her gün kafeteryada yemek yer. Şimdi cevabım şöyle. Yes, she does. Şimdi buradaki cevaplara göre soru yapacaksınız. Şimdi yes, no veriyorsa o zaman direkt soru soruyorum. Yani yer mi? Does Jean, Jean olacak bu. Does Jean eat lunch at the cafeteria every day? Jean kafeteryada her gün yemek yer mi diye soru sormam gerekiyor. Cevabım yes, she does. Diğer cümlelere bir bakın. Ne demiş? Peter works at the post office. Cevap sadece at the post office. Postanede. Diğer cümleye bakarsanız yes, he does. Yani bunları göz önünde bulundurarak buradaki verilen cümlelere göre soru yapmaya çalışın. Evet. Number one. Yani bir numara zaten yapılmıştı. Number two. Şimdi bakıyorum cevabım at the post office dediğine göre o zaman yer soracağım. Yani where does Peter work? Nerede çalışıyor? Cevabında yeri gerektiren bir ifade. Postanede. Şimdi bakıyorum bir yes dediğine göre direkt soru soracağım. O zaman does Peter work at the post office? Postanede mi çalışıyor? Yes, he does. Yes, I do. Do you live in an apartment? Yes dediğine göre direkt soru. Apartmanda mı yaşıyorsun? Burada ise in an apartment dediğine göre bir yer vermiş. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Cevap in an apartment. Bir apartman. Aynı şekilde yine bir yeri gerektiren bir cevapla başlamış. O zaman where does Bill eat dinner every day? Bill her gün akşam yemeğini nerede yer? At the cafeteria aynı şekilde where does Jean eat lunch every day? Soru cümlesi burada çıkmamış. Evet, onu bir düzelttik. In the front row. Row sıra demek. Front ön, ön sırada. Ne diyor? I sit in the front row during class. Yani ders esnasında ön sırada otururum. Cevabımız in the front row yeri gerektirdiğine göre yani yes no cevabı vermemiş. Where do you sit during class? Ders esnasında nerede oturursun? Evet, yine aynı şekilde soruya devam. Bu sefer bizden ne istiyor? When ve what time kullanarak bunlara uygun bir soru cümlesi oluşturun. Ve parantez içerisindeki cümleleri göz önünde bulundurarak. Evet, number three. Sorumuz şöyle olacak. What or when or what time do you get up? Ne zaman ya da saat kaçta kalkarsın? Maria tekil olduğu için when ya da what time does dikkat edin. Burada do tekil olduğu için does Maria. Maria get up. Yine burada bak fiilde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Does'dan dolayı soru olduğu için. Movie starts demiş. When or what time does the movie start? Tekil olduğu için. Ne zaman başlar ya da saat kaçta başlar film? When, what time ya da what time, ne zaman ya da saat kaçta do you go to bed? Yatağa gidersin. Cevabım 11 gibi. Round 11 gibi demek. When, what time do you eat lunch? Sorun böyle olacak. Ne zaman ya da saat kaçta öğlen yemeği yersin? At 12:30. 12:30. When ya da what time does the restaurant open? Ne zaman ya da saat kaçta lokanta açılır? At 5:30. 5:30'da. Şimdi diğer bir egzersiz, yani
We have one more exercise. Question practice. Yine aynı şekilde soru yapmaya devam. Complete the questions in written conversations. Yine burada bir konuşma var. Conversation konuşmaydı biliyorsunuz iki kişi arasında ya da birkaç kişi. Use is, are, does or do. Bunları kullanarak yani is, are, does, do'yu kullanarak bu konuşmayı tamamlayın diyor. Evet. Bu alıştırmam da böyle olacaktı. Şimdi bakıyorum. What time does the movie start? Film ne zaman başlar? 7:15, 7:15'te. Şimdi burada bir fiil var dikkat ederseniz. Go with us, bizimle gelmek diye. O zaman simple present test'te bir soru soruyorum. Do you want to go with us? Bizimle gelmek ister misin? Yes. Saati sorduğuna göre direkt burada it'ten dolayı is. What time is it right now? Şu an saat kaç? Almost 7 o'clock. Hemen hemen 7. Gitmeye ya da ayrılmaya hazır mı diye soracağım. Are you ready? Sen hazır mısın? Çünkü burada şu ekstra bir fiil ama bunun yani hazır mısın derken hazır olup olmadığını are you yani you'dan dolayı are getiriyorum. Evet, yes diyor. Let's go. Gidelim. Şimdi burada anahtarlarım diyor. Nerede olduğunu soruyor. Arabamın anahtarları. Yer yani yer var ama herhangi bir iş eylem yok. O zaman çoğul olduğu için keys. Where are my keys? Anahtarlarım. Yani arabamın anahtarları nerede? I don't know. Şimdi keep, tutmak, muhafaza etmek, saklamak anlamında. O zaman ne olacak burası? You'dan dolayı where do you usually keep them? Them dedi nedir? Keys. Yani onları genellikle nerede saklıyordun, nerede tutuyordun? In my purse, cüzdanımda. But they are not there. Ancak onlar orada değil. Are you sure? Emin misin? Yes. See, fiil olduğu için bu sefer you'dan dolayı do you see them? Onları görüyor musun? Hayır. Pocket, cep demek. One of your pockets, ceplerinden biri de diye sorar. De mi diye soracağız. Are they, yani yine keys, çoğul olduğu için are they in one of your pockets? Ceplerinden birinde mi? I don't think so. Sanmıyorum. Your husband have them. Soru, çünkü fiil var burada. Does your husband have them? Kocan mı onları? Yani kocandan mı onlar? Hayır. He has his own set of car keys. Onun kendi araba anahtar takımı var. Şey demiş. I hope you find them. Umarım bulursun. Teşekkürler. Böyle bir alıştırmaydı. Şimdi Abdülhem Pablo ile ilgili bir okuma parçamız var. Fakat bu okuma parçasında fiillerde hatalar olduğunu söylüyor. O yüzden at, as or es, where necessary, gerektiği yerde fiillere as ya da es atın demiş. Şimdi parçayı bir okuyup yapmaya çalışın. Sonra ben yaparken takip edin. Bakalım ne kadar bu tensi öğrenmiş oluyoruz ya da öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. My friend Abdul. Arkadaşım Abdul. Tekil olduğu için şimdi burası ne olacak bir defa? Burada bir S takımız olacak. Evet. Şimdi doğrusu şöyle olacaktı. My friend Abdul tekil olduğu için lives. Burada bir S alacak. In an apartment. Near the school. Arkadaşım Abdul okulun yanında bir apartmanda kalır. He walks to school almost every day. Hemen hemen her gün okula yürüyerek gider. Tekil olduğu için yine S alıyor. Sometimes he catches a bus. Bazen de otobüsü kullanır. Yani otobüse biner. Catch a bus. Otobüse binmek
bir diğer anlamı. Yani birebir çevirirsek otobüsü yakalamak. Especially, özellikle demiş, if it is cold and rainy outside. Eğer dışarısı soğuk ve yağmurlu ise. Abdul shares the apartment with Pablo. Abdul apartmanı Pablo ile paylaşır, ortak kullanır. Pablo comes from Spain. Pablo İspanyalıdır ya da İspanya'dan gelir. Abdul and Pablo, şimdi ikisi beraber geldi, dikkat edin. Abdul and Pablo, yani they demek artık burada singular diye bir şey yok, tekil. Go to the same school. Fiilde herhangi bir değişiklik yapmadım. Aynı okula giderler. They, dikkat edin, take English classes. İngilizce dersi alırlar. Abdul speaks, tekil olduğu için, Arabic as his first language, ilk dili olarak Arapça konuşur. And Pablo speaks Spanish. Pablo İspanyolca konuşur. Dikkat edin, as. They communicate, communicate iletişim kurmak. They communicate in English. İngilizce iletişim kurarlar. Sometimes Abdul tries, dener, çalışır. To teach Pablo, Pablo'ya öğretmeye çalışır. Neyi? To speak a little Arabic. Az bir şey Arapça konuşmayı öğretmeye çalışır. And Pablo, Pablo ise, ona gelelim, gives, dikkat edin tekil olduğu için, gives Abdul Spanish lessons. Pablo, Abdul'a İspanyolca dersleri verir. They laugh a lot. Laugh, gülmek. Çok gülerler. Ne zaman? During the Arabic and Spanish lessons. Arapça ve İngilizce dersleri sırasında. Abdul enjoys, hoşlanır, hoşuna gider. Having Pablo as his roommate. Yani oda arkadaş olarak Pablo'dan, Pablo'ya sahip olduğundan hoşlanır. Ancak, but he misses his family back in Jordan. Jordan, Ürdün demek. Ürdün'deki ailesini özler. Evet, bu böyleydi. Şimdi şu alıştırmamızda ise ne demiş? Cümleler var. Correct the errors. Cümlelerde hatalar var. Bunları düzeltin diyor. Şimdi number one zaten yapmış bunu. Yoko live. Olmayacak. Lives in Japan. Yoko Japonya'da yaşar. Tekil olduğu için. Aynı şekilde bunları bir yapmaya çalışın. Ben yaptıktan sonra bir karşılaştıralım. Evet. Doğrusu şöyle olacaktı. Neydi? Frequency adverbs subject ile verb arasına gelecekti. And usually olacak. Peter tekil olduğu için burada bir S takısı alacaktı. Uses his cell phone. Cep telefonunu sık sık kullanır. İsterseniz bu often'ı Peter ile use arasında koyabilirsiniz. Ama bazı adverbs, frequency dediğimiz bunlar sometimes'de olduğu gibi cümle sonunda, cümle başında ya da subject ile verb arasında geliyordu hatırlarsanız. Amy carries, dikkat edin. Bu R-Y vardı. Y düştü. I-E-S oldu. A notebook, computer to work every day. Her gün işine notebook bilgisayarını taşır. She enjoys olacak. Dikkat edin. İşinden hoşlanır. S takısı gelecek. Burada I don't know olması lazımdı. Çünkü burada fiil var. Mike tekil olduğu için doesn't like milk. He never drinks, dikkat edin, burada bir S olacak. Bu never, hatırlarsanız, hatırlatıyorum bir defa, bir defa daha. Cümlenin structure dediğimiz yapısı olumlu gibi, ancak anlamı olumsuz. O yüzden S takısı alıyor ve bu never bu cümleye olumsuz anlam katar. Asla içmez diye çeviririz bunu. Tina doesn't speak Chinese, she speaks Spanish. Onun düzgün şekli de bu. Doesn't speak. Doesn't'dan dolayı speak s almaz. Olumlu olduğu için de speak burada s alır. Are you a student? Öğrenci misin? You'dan dolayı are olacak burası.
does your roommate, bir defa does ve sleep bu şekilde olacak. Does your roommate tekil olduğu için, yani oda arkadaşın pencere açık mı uyur? Do you like strong coffee? Kısa cevabım yes, I do. Eğer buna bir like'la verecek olsaydım yes, I like it demem lazımdı. Ama kısa cevap vereceksem yes, I do ya da yes, I like it. Where do your parents live? Parents çoğul olduğu için do helping verb. Yani they, onlarla çoğul olduğu için do kullanıyorum. What time your English class tekil olduğu için does your English class begin? Buradaki begin s kalkıyor. Nadia doesn't need a car. Nadia'nın bir arabaya ihtiyacı yok. Doesn't need, ihtiyaç olmaktı. She has olumlu olduğu için she has a bicycle. Onun bir bisikleti var. Does Pablo tekil olduğu için dikkat edin. Helping verb yani yardımcı fiilim does. Asıl fiilim ise do. Sorudan dolayı do'daki s, es kalkar. Does Pablo do his homework every day? Pablo her gün ev ödevini yapar mı? Evet arkadaşlar, şimdi şu cümlelerimize bir bakalım. Kenan lives in Urfa. Eğer Urfa ile ilgili bilgi öğrenmem gerekiyorsa, yani Urfa'yı bilmiyorsam, Kenan nerede yaşıyor diye soracaksam ne oluyordu? Where does Kenan live? Kenan nerede yaşar? Kenan lives in Urfa. Cevabı bu. Ya da Hakan and Semih live in Kayseri. Yine aynı şekilde nerede yaşadığını öğrenmek için where, yani nerede. Where do Hakan and Semih live? Nerede yaşadılar? Hakan and Semih ya da they live in Kayseri. Peki şahsı öğrenmek istiyorsam o zaman who lives in Urfa? Tekil. Çoğul olduğu zaman ne olacak? Yine aynı şekilde. Who lives in Urfa? Dikkat ederseniz who'dan sonra normal cümlem tekilmiş gibi fiilim işlem görür ve olumlu bir şekilde gelir. Yani Urfa'da kim yaşar? Ya da Kayseri'de kim yaşar? Hani biz gerçi bunu Türkçe'de şöyle sorarız. Ankara'da kim yaşar? Ya da Konya'da kimler diye sorarız ama İngilizce'de buna müsaade etmiyor. Sadece who lives, kim yaşar? Cevabım ister tekil olur, ister çoğul olur. Çoğul olursa fiilim burada live olacak, burada lives. Ama dediğim gibi kalıp olarak tekilmiş gibi işlem görüyor. Şimdi daha önce frequency adverbs'leri işlerken sometimes'la ilgili bir açıklama vardı. And sometimes I get up ya da I sometimes get up ya da I get up at seven sometimes. Sometimes cümle başına, cümlenin içerisinde subject ve verb arasında ya da cümle sonuna geliyordu. Bir de diğer adverbs'lerim vardı hatırlarsanız. Seldom, rarely, never gibi. Bunlar aslında cümleye bir noktada olumsuz anlamı katar. Fakat bunları cümle başında kullanır mıyız? Kullanırız ancak cümlede structure değişikliği gerekir. O yüzden siz şimdilik bunu sadece subject ve verb arasında kullanın bunları. Daha sonraki derslerde bu kısma geldiğimiz zaman o zaman anlayacaksınız. Bu dersimiz de burada bitiyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.